Hangi biri için şükredeyim bilmiyorum. Elif ablam bir insanın sahip olabileceği en sağduyulu abla. Armi desen öyle deli dolu, öyle renkli ki. O olmasa evimiz çok sıradan olurdu. Yeliz ablam şuna bak neler yazmış. Sen asıl şuna bak. Bak da rüya mı kabus mu gör. Bu ne ya? Ne diyor bu? Delirmiş. Hasan bak Galiye. Hemen eve gidiyorsun, bizi bekliyorsun. Neredesiniz? Kitapçıda canım. Sürprizine bakıyoruz. Maşallah Tezer iyi çalışmış Bilge. Mahallede bilmeyen kalmamış kitabını. Kapı kapı gezmiş, herkese anlatmış. Esnaf gidip almış. Çoğunluk bakıyor vallahi. Ne o yazarın? Niye astın suratını? Hasan amca ben biraz erken çıkabilir miyim? Ne oldu kızım, hasta mısın? Yok değilim ama eve gitmem lazım. Yani izin verirsen. İyi git bakalım yazar hanım. Ablanlarla kutla. Sağ ol. Ya hadi başka yok mu? Şu ceplerine de iyi bak. Bakıyoruz işte, biz ne yapıyoruz? 12 oldu daha. 2 daha lazım. Ya sen de çantana bir daha bak. Belki dibinde kalmıştır. 14 lirayı denkleyeceğiz diye şu halimize bak. Heh, 1 lira daha. Ver. Şükür. Hadi öde de gidelim bir an önce. Hayır, niye hiç bahsetmediniz ki bana? Hep en sondan geliyorum. Bu ne ya? Sen öteki evde kalırken oldu bunlar çünkü. Bilge de söz verdi yayınlatmayacağım diye. Ya ben de üzerinde durmadım. Kızım, Bilge'den bahsediyoruz. Söz verdiyse yayınlatmaz. Ölür de sözünden vazgeçmez. Geçmez tabii. Al bak, geçmemiş hali bu. Ya 15 senelik kardeşim benim bu kız. Biz de biliyoruz bir şeyler. O kendi başına vazgeçmedi zaten. Tezer işte. O çeldi bu salağın aklını. Ne zaman gitsem fısır fısır bu ikisi. Ben gelince susuyorlar falan. Sıkıştırdım Bilge'yi ama öyle inandırıcı savuşturdu ki beni. Tabii bir de Bilge'den beklemiyorum hiç böyle bir kazık. Tezer mi? Evet. O fişekledi onu. Yayın evini falan da hep bulan o. Allah kahretsin, neler yazmış öyle ya? Of! Önce bir Tezer Hanım'la konuşalım bakalım. O yaptı madem, o toplasın. Ne o? Birini mi bekliyorsun? Fırtına geliyor. İstersen gir eve, kurtar kendini. Ne fırtınası yine? Gerçi Allah için ben sizin evde her türlü afete alıştım. Hava bir türlü durulmuyor maşallah. Ana! Kız, bu senin adın? Aa! Günlüğün mü bu senin? Vay vay vay. Profesyonel bir yazarla aynı evde yaşıyorum ha? Ufaklık, şaşırttın beni. Ya ufaklık deyip durma bana. Bak burada ne yazıyor? Küçük yazar. Boş ver. Buradaki vurgu yazarda zaten. Tebrik ederim vallahi. Sana heyecandan mı kal geldi böyle? Anlattığım kadar var değil mi canım? Ya sorma, ben de elime alınca bırakamamıştım. Bir yandan diyorum ayıp küçük bir kızın günlüğü, bir yandan kendime engel olamıyorum falan. Böyle işte. Bir yandan da kısmetmiş tabii, doğru. Afişleri vereceğim yarın millete. Herkes duysun bir an önce değil mi? Evet hayatım. Neyse canım, ben dükkanı kapatıyordum, aradın. Eve gideyim arayayım seni. Tamam, öpüyorum seni, hadi görüşürüz. Kızlar? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hangi sıfatla ailemizin işlerine karışırsın? Ne bu kızlar? Baskın verir gibi. Asıl bu ne? Sen
sen onu söyle. Asıl bu ne? Bir de kalkıp bu fikri ona sen vermişsin. Evet, ben verdim. Çünkü böyle bir fırsatı kaçırması hata olurdu. Kardeşiniz istediği işi yapabilmesi için bulunmaz bir şans yakaladı. Ne şansı be? Hangi şans? Saçma sapan şeylerle yıkadın kızın beynini. Anlamıyorum sizi. Kardeşinizi destekleyeceğinize, onunla gurur duyacağınıza şu yaptığınıza bakın. Ver şunu. Gurur ha? Küçücük bir kız o. Daha 16 yaşında. O benim ablam. Yeliz ablam. Cengiz denen aşağılık bir adam tarafından tacize uğradı. Bu mu gurur duyacağımız şey? Çırılçıplağım şimdi. Bunu okuyan herkes için çırılçıplağım. İnsan içine nasıl çıkacağım ben şimdi ha? O süper fikri verirken bunları da düşündün mü? Bu kitapları hemen toplatacaksın. Yapamam ki. Böyle bir gücüm yok. Olsa da kullanmazdım ama yapacak... Ya ne demek olsa da kullanmazdım ya? Ne yapıyorsun sen? Kendinize gelin. Bırak, bırak şunu. Bırak. Sakin olur musunuz? Alttan alıyorum çünkü sizinle kavga etmek istemiyorum ama... Ama ne? Hayatımızı milletin ağzına sakız ettin. Bir de bize çemkirecek misin? Bana bak. Bir daha kardeşimin yanına yaklaştığını görürsem... ...bu dükkanı da, hayatı da senin başına yıkarım. Bilge istediği sürece onun arkasındayım, tamam mı? Sizden destek göremeyeceği belli. Sen misin desteği ha? Bizim sırtımızdan para kazanmaktan başka hiçbir derdin yok senin. Saçmalıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz? Ne geçti elinize? Tamam Yeliz. Yürü gidelim artık. Bizden uzak dur. Kafanızı topladığınızda bana gelip teşekkür edeceksiniz. Bugün Yeliz ablam hapse kondu. Cengiz'e işkence etmekten hüküm giydi. Onu yakalamış, bağlamış ve kendi çektiği acıların sağlamasını yapmaya çalışmış. O insanlık dışı mahlukat çok daha fazlasını hak etmişti. Ama yine de Yeliz ablamın durumu beni endişelendiriyor. O bunları yapabilecek biri değildi. Artık onu tanıyamıyorum sanki. Zaman zaman akli melekelerini yitirdiğini düşündüğüm oluyor. Bazen aciz bir çocuk gibi. Bazen bir köpek balığı kadar tehlikeli. Böyle büyük bir medcezirde ruh. Onu bu hale getiren Cengiz'den nefret ediyorum. Sormadan böyle bir şeye nasıl kalkışırsın kızım sen? Ben neciyim? Başçavuşun eşeği miyim burada? Sen bana söz vermedin mi? Ben sana güvendiğim için günlüğünü geri vermedim mi? O lanet günlüğü oracıkta parçalayacaktım aslında. Bende salaklık, bende! Sana güvenende salaklık! Ya yedi mahalle bizden önce duymuş. Sen? Acaba? Ne hakla? Biraz sakin olur musunuz? Nasıl sakin olalım ya? Nasıl? Şu halimize bak. Yakışıyor mu meraklılar gibi böyle? Hiçbir şey yapmamış. Ama yani kızlar fena kapışıyor Lucy Bey. Ne yapmışım ben? Ben gidip bakayım şunlara amca. Utku lütfen. Aile mahremi denen bir şey vardır. Ya tam her şeyi yoluna koyuyorduk. Al şu oğlana bak. Ya biriniz dursa öbürünüz durmuyor ya. Ne yapacağım ben sizinle? Çoğul konuşma. Ben kimsenin hayatını sokağa dökmedim. Çok bilmiş kardeşine sor. Şimdi bu lanet şeyi okuyan herkes parmakla beni gösterecek. Ne diyecekler dersin? Eniştesini alıp bağlamış, işkence etmiş kız. Müstahak bu kıza. Az bile başına gelmiş diyecekler. İstediğin bu muydu ablacığım? Yeter. Gelir gelmez üstüme saldırdınız. Bir sorun, neden deyin. Ya siz bir kitabın basılması ne demek biliyor musunuz? Benim kitabımı basmaya değer buldular. Onlarcasının, yüzlercesinin içinden benimkini. Ailem olarak beni takdir edeceğinize... Takdir ha? Takdir.
Kitap ha Entel Hanım? Bu kitap değil. Yeliz tamam. Bu senin hikayen değil. Bunlar bizim acılarımız. Yeliz. En açık yaralarımız. Onca kitabın içinden seçilir tabii, seçilmez mi? Ölümü var, tacizi var, hapsi var. Tek biri birden burada. Bunları kim yazsa basılırdı. Kim yazsa. Sen şimdi yazar mı oldum sanıyorsun? Sen ablalarının acılarına pazarda bağıra çağıra müşteri bulmaya çalışan bir çırtkansın sadece. Tezer'in oyuncağı. Milletin ağzında 3-5 günlük sakızsın. Busun işte sen. Hiç de bile. Göreceksin. Ama bedelini hepimiz ödedikten sonra. Değer mi be? 3-5 günlük şöhret olma uğruna bu yaptığın reva mı? Tamam. Bizi insan içine çıkamayacak hale getirdin. Sen şimdi bir de bunlar için alkış mı istiyorsun? Aferin, ablalarının yaşadığı rezilliklerini ne güzel anlatmışsın desinler mi istiyorsun? Al sana alkış, bravo! Alkışlasana Armi sen de, hadi! Rezil olacağımız ne var ki orada? Hiç canım. Eniştesini eve kapatıp işkence etmiş bir kız. Tırlak! Ablamın aklını yitirdiğini düşünüyorum bazen. Bak bak, deliyim ya ben. Şimdi millet ne diyecek? Müstahakmış buna. Orada öyle demediğim apaçık. Hep en kötüsüne bakıyorsunuz siz. Sonra da niye söylemedin? Söyleseydim dar pencerenize beni de hapsedecektiniz. Asıl amacımı görmeyeceksiniz ki. Ne tartışacağım sizinle? Bilge! Elinde kalacaksın sen benim. Buraya Bilge! Bilge! Liz! Bırak! Bırak! Benim de elimde kalacak. O yüzden bırak gitsin. Bir sakinleşelim. Of, milleti toplayacağız şimdi başımıza. Teşekkür ederim. Niye bu kadar sardılar sana? Ya aferin bekliyor bir de utanmadan. Armi, Armi. Bak ağzı iyi laf yapar bunun. Şimdi seni kendi tarafına çekmeye çalışır filan. Aman ha. Ne yumuşayacağım ya? Bunun affedilir yanı mı var? Salak mıyım ben be? Sanki kendi aklım yok. Huysuza gideceğim ben. Bir sorayım. O belki dağıtımı durdurmamıza yardım eder. Yapabilir mi dersin? Bilge daha küçük. Belli ki kandırılmış. Belki yaşı tutmadığı için bir çıkar yolumuz vardır. Sonuçta onun vasiyi benim. Ne bileyim, bir umut işte. Keşke. Gidelim hadi hemen. Ya akşam akşam rahatsız etmeyelim şimdi. Yarın sabah giderim. Destur var mı? Ne o? Sesimizi mi duydun? Evet. Ne oldu? Hadi Bilge kitap mı çıkarmış? Hı-hı. Çok sevindik ondan bağırışıyoruz, sorma. Dahi günlüğünü yayınlamış. E ne var bunda? Sen Özel'in önüne geleni anlatıyor musun Utku? Ne varmış? Bizim kutulara kapatıp yok saydıklarımızı bile saçıp savurmuş hanımefendi. İyi de ne anlatmış olabilir ki en fazla? Sonuçta o da çocuk. Kendinizi bu kadar yıpratmayın canım. Büyük ihtimalle satılmaz bile bu. Utku teselliye geldin, anladık. Ama ne dersen batacak haldeyiz. Sonra görüşelim tamam mı? Ne kendini yor ne bizi sinir et. Şakaklarım zonkluyor zaten. Hadi Eliz yürü. Görüşürüz. Ben de ne hanım evladı bunlar diyordum.
Meğer dert deryaymış gariplerde harbiden. Girebilir miyim? Moral olur mu bilmem ama kitabı içeride bırakmışsın. Aldım şöyle bir bakayım diye. Bu kadar fırtınayı koparan şeyin ne olduğunu merak ettim. Ama elimden bırakamıyorum. Belki daha gelmemişimdir onları köpürten mevzulara ama okuduğum yerlerde bu kadar arızaya neden olacak bir şey göremedim ben. Sanki ben bunu ünlü olmak için yaptım. Ne para istiyorum ne şöhret. İstesen de suç değil ki. Ama benim derdim o değil. Tamam canım tamam. Sinirlenme. Öyle demedim. Hadi. Dök içini rahatla. Bakma sen bana. Bir daha kesmem sözünü. Söz. Ben istedim ki ailem unutulmasın. Annem, babam, ablam. Hele ablam. Elif ablamın o yaşında bizim için katlandığı acılar, çektiği sıkıntılar unutulmasın. Herkes artık birbirini hiçe sayıyor. Gemisini kurtaran kaptan. Herkesin derdi zoru para. Ama paradan çok önemli, çok kıymetli şeyler de var. Ailesi için, kardeşleri için canı pahasına mücadele edenler de var hala. Küçümsedikleri insanların arasında ne büyük kahramanlar yaşadığını insanlar fark etsin istedim. Fark etsinler. Bu dünyadan Elif Gezici geçti desinler. O kardeşleri için her şeyi yaptı. Aile olmak, bir arada olmak uğruna savaş verdi. O benim kahramanımdı. Bu kitap ablam içindi. Bu kitap bizim hiç yakalayamayacağımız yarınlar içindi. Ablanlar da seni anlayacak mutlaka. Bir şeyler yiyecek misin? Hal mi kaldı Armi? Sen de. İşinize burnumu sokmaya niyetim yok. Ama kız içeride çok üzgün. Kitaba da başladım ben. Hı, aman! Git bitir hemen. Bir sen eksiktin zaten. Hırçınlaşmaya lüzum yok bence. Kitabı okuyan sizi kınamaz. Hatta sizin acınızı paylaşır. Hani sen işimize burnunu sokmayı istemiyordun? Ben fikrimi söylüyorum sadece. Yerinizde olsam kardeşimle gurur duyardım. Bence ona çelme takmaktan iyisini yapabilirsiniz. Nasıl beceriyorsa konuştuğunu etkisi altına alıyor bu entel cadı. Çelme takmakmış ya. Lafa bak. Okumadım ama. Sonuçta yaşadıklarınızı anlatıyorsa pek çoğunu tanıyor olarak sizi neyin rahatsız ettiğini anlayamadım. Bence bu Bilge'nin yeniden hayata bağlanması açısından olumlu bir gelişme. Başardım duygusuyla hedefine daha inançla yürüyebilir. Hayata inancı tazelenir. Ama bu arada Yeliz zarar görecek. Taciz eden suçludur. Edilen değil. Bunu utanç olarak taşımaktan kurtulmalı artık Yeliz. Ayrıca ülkedeki kitap okuma oranı belli Armi. Yani önüne gelen bu kitabı okumayacak. Sonuçta Bilge 15 yaşında bir çocuk.
Bu kadar büyütmeye gerek yok değil mi amca? Çok okunsa bile insanlar orada yaşamın getirdiği bütün zorluklara rağmen ayakta kalmaya direnen, yılmayan, güçlü, cesur 5 kız kardeşi görecek. Sizin hayata karşı duruşunuz ancak takdir edilebilir. Edilmelidir de. Bence Bilge hak ettiğiniz bu takdiri isteyecek kadar gözü pek bir kız. Merak etme. Ben yine Tezer Hanım'la konuşurum. Bir usulsüzlük varsa müdahale ederim. Ama sen de dediklerimi biraz düşün. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim Hulusi Bey. O zaman ben daha fazla vaktinizi almayayım. Ben seni geçireyim. Çıkıyor musun? Kendimi evden ne kadar erken atarsam o kadar iyi. Ne dedi huysuz? Engel olabilecek miymiş? Yani neler yapabileceğime bir bakayım dedi. Uf, o da sallamış bizi başından. Abla söyle şuna, sakın bir de promosyon falan yapmaya kalkmasın. Televizyona melevizyona çıkar bir de bu salak. Elimden alamazsın bak o zaman ona göre. Tamam. Ne dersen de bildiğini okuyor yine. Bak tamam deyip geçiştirme sakın dedim. Ben de tamam dedim Yeliz. Hadi git sen işine. Ya ayaklarım geri geri gidiyor. Ya ofistekiler de duymuşsa? Ya kızım hemen nereden duyacaklar saçmalama. Köstebek gibi saklanacak deli karar oldum ya. Şu halime bak. İnsanlar orada yaşamın getirdiği bütün zorluklara rağmen ayakta kalmaya direnen, yılmayan, güçlü, cesur 5 kız kardeşi görecek. Sizin hayata karşı duruşunuz ancak takdir edilebilir. Bence Bilge hak ettiğiniz bu takdiri isteyecek kadar gözü pek bir kız. Ne o Bilge, bitkin görünüyorsun. Bakkal amca çok mu yoruyor seni? Bir kola bir sandviç kapsana bakkal abla bize. Uğraşma benimle Ahmet. Hocaya gideceğim bak. Çok korktum ben ya. Hemen sıramıza geçelim. Oturun çocuklar. Bilgeciğim, kitabın çıkmış hiç söylemedin. Kitap mı? Ne kitabı? Bakkal ve Çırağan maceraları. Kesinleşmeden bir şey söylemek istemedim hocam. Tebrik ederiz canım. Seninle okulumuz adına bir kez daha gurur duyduk. Arkadaşınızı alkışlayın çocuklar. Bu yaşında büyük bir başarı. Müdür bey seni bekliyor Bilgeciğim. Gazeteden seninle röportaja gelmişler. Geçen yılda UNICEF ödülünü almış değil mi? Evet. Öğretmenler en başından beri ondaki yeteneği belirlediler. Ben de sürekli takibinde oldum. Doğru yönlendirmek lazım böyle çocukları değil mi? Her zaman öğrencimizin arkasında oldum. Onunla gurur duyuyorum. Beni çağırmışsınız müdür bey. Gel kızım gel. Arkadaşlar seninle röportaja gelmişler. İşte bizim medarı iftarımız Bilge'miz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba Aytun. Merhaba. Buyurun oturalım arkadaşlar. İyi günler Tezer Hanım. Kolay gelsin Birsen'cim. Nasılsın? Sağ olasın. Ne onlar? Bilge'nin afişleri. Dağıtıyorum. Ben astım bile. Dağıt dağıt. Mahallemizden bir yazar çıkıyor. Ben önüme geleni anlatıyorum. Sağ ol. Nasıl sana verdiğimi okudun mu? Ay içim katıldı ayol ağlamaktan. Meğer ne çok şeyi yalan yanlış biliyormuşuz. Mahvoldum. Daha hala kendime gelemedim. Gözümüzün önünde yaşananları bile görmüyormuşuz değil mi? İnsan kendini suçluyor. Hem de nasıl? Elden bir şey gelse de yardımcı olabilsek. Sağ ol. Hadi ben bitireyim şunları bir an evvel. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin canım. Sağ ol Tezer abla. Şunu asar mısın? Armağan kızım. Kızımızla gurur duyuyoruz. Rahmetli baban da görüyorsa nasıl iftihar ediyordur. Zeka küpü maşallah. Vallahi maşallah. Allah yolunu açık etsin.
Sağ olasın amca, eksik olma. Sağ ol. Görüşürüz. Hı. Hayırlı işler bir sen abla. Ah Armağan. Ah güzel kızım benim. Allah hepinizin yolunu açık etsin bundan sonra. Bak biz buradayız. Ben de sizin bir ablanız sayılırım. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. İnsanız, her şey bizler için. Birbirimizin elini tutmayı bileceğiz. Sağ ol Birsen abla. Kolay gelsin. Ama ben okuyamıyorum ki daha. Öğreneceksin ama yakında. Bana lise harikalar diyarındayız, sen okursun artık. Ben öğrenene kadar yani. Tamam. Kalınmış. Arkasını çevir. Bak. Aa, bu Bilge ablam ama. Evet, ablanın kitabı. Ne demiştim sana? Çok çalışan başarır. Bak ablana, bu yaşında bir yazar olmayı başardı. Ne güzel bir örnek senin için. Evet anne, ben olurum. Hadi. Sen de piyano çalışıp bu kadar başarılı olabilirsin. Tıpkı konuştuğumuz gibi. Bunu bana okur musun? Onu okumayı öğrenince kendin okumalısın. Ben sana bu masalı okuyacağım fırsat buldukça. Anlaştık ya. Nasıl? Beğendin mi? Annem ablamın yazar olacağını söylerdi. Öyle isterdi. Ablam da sevinmişlerdir, değil mi? Keşke bu kitabı onlar da görebilse. Görüyorlardır eminim. Nasıl? Onlar çok yukarıda. O kadar yukarıdan ne yazdığını seçemezler ki. Benim bir fikrim var. Ne? Bir uçurtma yaparız seninle. Kitabın bazı sayfalarının fotokopisini çekeriz, kuyruğuna bağlarız. Sen uçurursun, onlar da alıp okur. Nasıl? Ablamlarla birlikte ama. Yeliz ablan işten gelemez belki. Bilge de meşgul. Armağan'ı ararsın, ha? Olur, hadi yapalım. Bekle. Ben fotokopileri çekeyim, malzemeleri alayım, geleyim hemen. Öbür teneffüs buluşuruz. Saçlar gayet iyi. Güzel bir sırt dekoltesi var, onu da al şöyle. Hadi bakalım. Ya hayır! Hayır! Ben size Yeliz hayır diyorum, siz laf anlamaz Yeliz mısınız? Gidin be! Sadece bir iki soru Yeliz Hanım. Neden bu kadar tepkilisiniz? Kapat, kapat şunu, yeter! Ne oluyor burada? Çekimin berbat ettiğinizin farkında mısınız? Tolga Bey, çok özür dilerim. Gider misiniz artık? Kapatın şunu da. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Yeliz, sen ne yaptığını sanıyorsun acaba? Yeliz Hanım, bizi yayın evinden arayıp haber yapmamızı rica ettiler. Kapat şunu! Lütfen siz de bir iki şey söyleyin. Biz kitaba yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gidin! Gidin o yayın evi sahibine söyleyin, bizim hayatımızdan uzak dursun. Yeter, yeter beyefendi. Burası bir iş yeri. Çekimin berbat oldu sayenizde. Derdiniz her neyse gidin dışarıda halledin, hadi. Herkes içine. Çok özür dilerim Tolga Bey. Peşime takıldılar, paçamı kurtaramadım bir türlü. Ne kitabı bu? Hiç. Önemsiz. Affedersiniz. Bir hiç için bu kadar kıyamet kopmaz herhalde Tolga Bey. İsterseniz ben bulurum neymiş bu kitap. İyi, bir bul bak bakalım neymiş. Bütün konsantrasyonum da daldı. Adam belli ki mal varlığını kaçırmaya çalışıyor. Satışın yasal olmadığını ispatlamamız lazım. Evet. Ben tapudan araştırdım. Adamın mal varlığı ile ilgili bana verdikleri bilgi... Hulusi Bey, istediğiniz dosyayı buldum. Geç öyle! Kimsiniz siz? Nasıl girdi bu içeri? Kapının açıktı avukat. Çok bekledim ama hesaplaşma vakti geldi işte. Nedir derdin? Abimin hayatını bitirdim. Senin yüzünden ömür boyu hapiste yatacak. Yıldırım Bayburtlu. Hatırladın mı avukat? Karısını öldürmüştü. Karısı onu boynuzladı. Buna ilişkin ispatımız yoktu. Ayrıca hiçbir neden can almayı haklı kılmaz. Boşa nefesini harcama avukat. Son duanı et. Çok ah almışsındır sen. Boş geçme bir tarafa. Oh!
affettiğini söyle. Yorma kendini. İyileşeceksin. Söyle Armağan. Beni affettiğini söyle. Affettim. Affettim. Ne olur bırakma kendini Ali. Ali! Ali! Ali dur. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Çekil vurmayayım seni. Ali. Dur. Benim seninle işim yok arkadaş. Ali. Git belanı benden arama. Birini öldürünce için soyacak madem. Buradayım işte. Bas tetiği, düşünme bile. Ali geri çekil. Hadi. İntikam istemiyor musun? Bas şu tetiği. Ben de bedel ödemesi gereken bir adamım. Herkes istediğini almış olur. Manyak mısın lan sen? Vuramadın. Ama ben vururum. Hem haklı da olurum. Haneye tecavüz, silahlı saldırı. Kameralarda kaydın da var. O yüzden rahat dur. Alo. Polis. Cansu. Abla. O ne? Uçurtma. Aa, nereden buldun? Eylül'le yaptık. Eylül mü geldi yine? Bana hediye kitaplar getirdi. Bilge ablamın kitabını da. Bak, ablamın kitabının sayfalarından kuyruk yaptık. Bunu anneme uçuralım abla, okusun. Babam da okur, Elif ablama da. Bize okuduğu kitaplar gibi. Ablamın kitabını da okusun. Canım, okuyamaz ki. Hayır okur. Eylül öyle dedi. Annem ablamın yazar olduğunu görsün istiyorum. Hep isterdi hani, çok sevinir. Hepsi çok sevinir. Sevinmesinler mi? Sevinsinler hayatım. Hadi gel. Sen nasıl yaptın? Kestin mi onların hepsini? Telaş etme, ben işimi bilirim. Uygun olduğunda kaçarı yok. Ama bugün yalnız kalamadı hatun. Gölgesiyim. Kekliği avlamaktan vazgeçecek değilim. Paniğe acet yok. Ne o, bana su mu getirdin? Hiç çaktırmıyorsun ama içeride devreler karışmıştır herhalde. Al, biraz iç de kendine gel. İyiyim ben, sağ ol. Sen iç bence onu. Sen de tahtan oksan herhalde. İdrak edebildin mi bilmiyorum ama adam tetiği çekebilirdi. Şu anda mefta olabilirdin. İnsan hayatına blöf yapar mı? Blöf yapmadım ki. Ölüm benim tahliyem Eylül. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Harbi var biraz. Ya da yanlış yüzyıldasın. Ferhatların, Mecnunların asrı çoktan kapandı diye biliyorum ben ama. Sahiden bir insan bu kadar sevebilir mi birini? Gerçekten. Şaşırdım. Gıcıksın mıcıksın ama enteresan adamsın Vesselam. Sen burayı nereden öğrendin? Seninle ilgili her şeyi öğrenirim ben. Kimse duyar mı burada bizi? Duymaz. Pek kimse kalmadı zaten ofiste. Ne oldu? Abin plana tam gaz devam. Ne oldu, sen de mi durduramadın? Silahını falan aldım ben onun. Yapmayacağım dedi. Nereye yapmıyor? Kuyumcuya da alacak. Yakalanırsan bir daha paçayı kurtaramazsın diye diye dilimde tüy bitti. Tınlamıyor bile herif beni. Gerizekalı. Soygun yapmak için mi kaçmış hapisten? Ne yapıyoruz? Sen ne dersen ben varım.
Gerisini ben hallederim. Haber verdiğin için sağ ol. Yine sepetimi veriyorsun yani koluma. Hadi Ufuk hadi. Çıkalım Allah aşkına. Bir kere de final yapma. Tamam öyle halledim madem. Hadi tamam. Şu kitap meselesini çözdüm Tolga Bey. Ha ne çabuk. İşim bu. İstediğinizi anında bulmak. Reklama girme hemen. Neymiş? Yeliz'in kardeşi günlüğünü yayınlamış. Allah Allah. Bunca tantana bir dandik günlüğe mi? Şöyle bir baktım ben. Yok yok Tolga Bey içinde. Özellikle Yeliz'le ilgili kısımları bulmaya çalıştım. Ağzım açık kaldı vallahi. Niye? Yeliz adam kaçırmaktan, yaralamaktan hapis yatmış. Teslim olmamak için yurt dışına kaçak yolla geçmeye çalışmış ama başaramamış. Sayfaları işaretledim sizin için. Hepsini Yeliz mi yapmış? Bu kadarla kalsa ufak tefek hırsızlıklara kalkışmış. İntihara teşebbüs etmiş, dosyası kabarık. Dengesiz bir kız olduğunu gözlemliyordum ben. Olmayacak şeylere parlıyordu, olmayacak şeylere gülüyordu falan. En son işte ona ceza verdiniz. Islık çala çala yaptı biliyorsunuz. Ama ne bileyim bu kadarı... Fazla. Yol verin gitsin madem. Asistandan bol bir şey yok burada zaten. Bir de Beray'la uğraşacak zamanım yok benim. Peki Tolga Bey. Bitmek üzere. Kontrole gelmedim. Yeliz'cim birazcık konuşalım. Buyur. Sana tatsız bir haberim var. Yönetici asistanı olarak bu haberi vermek bana düştü maalesef. Sadede gelsen Ece. Tolga Bey işine son verdi. Ne? Neden? Güle güle bayan kendini beğenmiş. O kapı çalmak için. Neden kovulduğumu bilmek istiyorum. Bak, burada neden. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Al işini başına çal. Sokmayın bunu bir daha içeri. Daha kaç kere söylersem anlayacaksın acaba Ali? Karışma benim işime, karışma. Armağan, organ mafyası ne demek? Kafan basıyor mu acaba? Adamlar içeride. O mesele kapandı. Müdahale için geç kaldım biraz. Armağan, oyun değil bu. Bu işler organizasyon işidir. Öyle iki kişiyle bitmez. Herifler büyük ihtimalle peşindedir, bilenmişlerdir. Senin koruma talep etmen lazım. Kendine vazife yaratıyorsun aklınca ama yemezler. Ben bakarım başımın çaresine Ali. Senin yardımına ihtiyacım yok. Şimdi git evimden. Hasta edecek beni zorla. Çok oldun ama. Pardon, buyurun. İyi akşamlar. Biz Net Haber TV'den geliyoruz. Bilge Gezici'nin kitabı ile ilgili birkaç sorumuz olacaktı. Ben ablasıyım. Yeliz Hanım'la görüşmeyi denedik ama kabul etmedi. Siz Armağan Hanım'sınız herhalde. Evet ama benim de söyleyecek bir şeyim yok. Bakın biz bu kitabı ana haber bültenine haber yapmak istiyoruz. Bunun için de VTR hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece birkaç basit soru. Ailenizde kardeşinizi destekleyen kimse yok mu? Birkaç cümle yeterli. Buyurun. Buyurun geçin. Armağan Hanım, böyle bir kitabın çıkış sürecinde siz destek oldunuz mu? Açıkçası pek olmadık. Yani benim haberim bile olmadı. Açarsak? Yani bize sürpriz oldu diyebilirim. Hayatınızın zorlu geçtiği kitabın her satırında vurgulanıyor. Bu zorluklar içinde kardeşinizin kitap yayınlatmayı başarmış olması nasıl bir duygu? Biz neyle mücadele edersek edelim, annemizin babamızın bize öğütlediği bir şeyi hiç unutmadık.
onurumuz için yaşamayı. Kardeşimin bu kitabı yayınlatmasını da ben hayata karşı onurlu bir savaş olarak görüyorum. Biraz gelir misin? Pardon. Az önce duyduklarımı söylemediğini söyle bana abla. Yanlış duydun de. Ben o kitaptan Bilge'nin onurlu mücadelesi diye bahsetmedim de. Yeliz, ben... Söyle! Söyle dedim! Bana bir gün içinde onun tarafına geçmediğini söyle. Ya yapma Yeliz. Ya taraf değilsiniz ki siz. Ne diyorsun sen ya? Ne demek taraf değilsiniz? Ablam bir dakika dinle. Bütün gün düşündüm. Aslında belki biz hakikaten fazla tepki verdik. Kime rastlasan bir sevgi, bir sıcaklık. İnsanlar bize uzaylı gibi davranmayı bıraktı. Yaşadıklarımızın, çektiklerimizin bir andacı olması... Ya onları biz nasıl yaşamışız, anlaması o kadar da kötü değil. Ben bugün işten kovuldum sevgi kelebeği ablacığım. Çünkü senin o sevgili andacında benim cam kıran, DVD çalan, adam yaralamaktan sabıkalı bir işe yaramaz olduğum yazılı. Ne dersin? Yeni bir iş bulabilir miyim bu parlak özgeçmiş hikayemle? Ha? Teşekkür ederim ablacığım. Sen de git sat beni. Bana ne oldu umurunuzda bile değil hiçbirinizin. Yeliz. Git. Git. Devam et. Engel olmayayım ben sana. Kızım, ben seni satmadım. Saçmalama. Yeliz. Yeliz. Hayatımı kabusa çevirdim Bilge. Git. Git de şimdi şöhretinin keyfini sür. Üzerime basa basa yükseliyorsun ablacığım. Aferin. Aferin. Kusura bakmayın, beklettim. Yeliz Hanım kitaptan çok rahatsız. Yaşadıkları ağır şeyler. Paylaşmak istememesi normal. Bugünlüğün yayınlanmasına siz de karşısınız yani. Başta karşıydım. İlk duyduğumda ben de Yeliz'le aynı tepkiyi verdim. Yeliz'in incinmesini, hırpalanmasını istemiyordum çünkü. Ama düşününce Yeliz'in suçlanmasını gerektiren hiçbir şey yok orada. Aksine hakkında yarım yamalak bilinen yanlışları düzeltiyor. Suçlu değil de mağdur olduğunu gösteriyor. Kardeşiniz hakkında ne söyleyeceksiniz? Bilge çok sağduyulu, yaşından çok çok olgun bir kız oldu her zaman. Küçükler karşısında yenilmeyi değil, içindeki imkanları değerlendirmeyi seçtiği için bugün kalemi bu kadar güçlü. Hastalığının dezavantajlarını bile avantaja çevirmeyi bildi. Onunla her zaman gurur duyduk. Annemle babam her zaman desteklediler onu. Onun büyük bir yazar olacağını, ailemizi gururlandıracağını söylerlerdi hep. En fırtınalı zamanımızda bizi bir arada tutmaya çalışan hep o olmuştur. Hani vazgeçmiştin? Söz vermiştin. Ben öyle bir söz vermedim. Kendi elinle başına çorap örüyorsun. Yine yakalanacaksın. Bu defa 3-5 seneyle yırtamazsın. 2 seneye katlanamam dedin, kaçtın. 10-15 seneyi incene halt edeceksin abi. O da iyi ihtimal. Yakalanma ihtimali yok. Tereyağından kıl çeker gibi olacak her şey. Ya. Ya önceki gibi. Teslim ol abi. Ol. Bitsin bu işkence. Aa, yine başlama be. Bu gevşek ağızlı ufuğun da ağzını kıracağım ama ha. Herifin ağzında bakla ıslanmıyor. Söyleyecek tabii. O bile seni senden fazla düşünüyor. Düşünmeyin ya. Düşünmeyin beni. Yeter. Sana olan bana oluyor beyefendi. Bir de üste çıkıyorsun. Abim değil misin? Sen düşüneceksin beni asıl. Senin kanın canındanım ben. Ufuğun değil. Bu kadar sorumsuz olmaya hakkın yok senin. Kendinle bir beni de yakıyorsun. Kendine gel artık. Abiliğini bil. Benim kimim var senden başka? Yeter ama bu kadar ha. Ben senin abin falan değilim. Duydun işte. Abim abin değilim ben.
Buyurun. Bu ne hoş sürpriz oldu. Hoş geldin. Teklifin hala geçerli mi? Sen harbiden keçileri kaçırdın abi. Ne dediğini bilmiyorsun. Bunu sana böyle söylemeyecektim ama... çok üstüme geldin. Hayatımı yönetmeye kalktın. Sen de bu yalanı buldun. Daha yani. Neyse. Sen aklını başına topladığında gelirim ben. Eylül. Ne? Söz ağızdan çıktı madem dinle beni. Sen bizim yurda geldiğinde 3 yaşındaydın. Gözleri boncuk boncuk, meraklı korkak bir çocuk. Görür görmez sevdim seni. Niye bilmem. İçim kaynadı. Yanından ayrılmadım. Seni korudum, kolladım. Sen biraz büyüyünce de babamız ayrı, annemiz bir masalını uydurdum. Bravo. Ne güzel senaryo yazdın 2 dakikada. Kamera nerede? Ufuk'la mı ayarladınız bu şakayı? Başka oyun mu bulamadınız yani? Duyduğum aile hasretinden herhalde. Zamanla ben bile inandım kendime. Seni kardeşim gibi sahiplendim. Kendimi hiç koruyamamıştım. Ama büyüktüm artık. Seni kollayabilirdim. Benim gibi ezilmezdin. Yani çocukluk işte. Kahraman olmak istedim herhalde. Hiç bilmiyorum niye böyle yaptığımı. Annemi aradığın, aile olacağımız hepsi hikayeydi yani. Uydurmacaydı. Hayır. Bunca zaman anneni hep aradım. Çok da yaklaştım. Anneni bulup sana getirince anlatacaktım bunları ama... Tek kelime daha duymak istemiyorum. Eylül, sadece benim için endişelenmeyi bırak diye anlattım. Eylül! Sakinleştirici bir şeyler verebilirim istersen. İstersen bu köşe istirahat et. Yarın sakin kafayla konuşalım. Fikrini değiştirdiysen açık söyleyebilirsin. Hayır. Sadece senin kararından emin olmanı istiyorum. Anlık bir tepki olabilir. Belli ki kötü bir gece geçirmişsin. Tepki falan değil. Ben kararımı verdim. Ama sen vazgeçtin anlaşılan. Dur. Sakinleş biraz. Senden vazgeçer miymiş? Merak etme. Bundan sonra kimsenin seni üzmesine izin vermem. Sen şimdi odana çekil, dinle. Bundan sonrasını bana bırak. Odama mı? Evet. Senin için bir oda hazırlandım. Geleceğinden nasıl bu kadar emin olabildin ki? Sadece umuyordum. Sen şimdi dinle. Yarın konuşalım, olur mu? Burcu Hanım. Yeliz Hanım'ı odasına yerleştir. Tabii Ülkü Bey. Buyurun. Buyurun.
Gece giymeniz için pijamalar ve geceliğiniz. Banyoda da sizin için bir diş fırçası var. Benden istediğiniz başka bir şey? Yok. İyi geceler. Teşekkürler. Ablacığım, süt ısıttım sana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kitabın basılacağını duyduğumda bile bu akşamki kadar sevinmemiştim. Bana öyle bir güç verdin ki abla, dünya karşımda dursa umurumda değil. Yeter ki siz yanımda olun. Yanında olmamızı istiyorsan bize danışman gerekmez miydi? O zaman bu adımı atamazdım. Benim için kolay mı oldu sanki? Yeliz ablam üzülmesin diye vazgeçtim hatta. Ama sonra bunu anneme, babama, ablama borçlu olduğumu düşündüm. Sizi kaybetmek pahasına yapmadım abla. Beni anlayacağınıza inandığım için cesaret ettim. Yine de bir daha habersiz bir şey yapma. Hele böyle büyük kararları bizsiz alma Bilge. Söz. Ablamı bu kadar üzeceklerini düşünemedim. Ama onu suçlu gibi yazmadım ki ben. Biliyorum canım. Nereye gitti ki bu saatte? Ya Zeycan ya Simge. Nereye gidecek başka? Merak etme. Sakinleşsin, konuşacağım. Damarını bulursak yumuşar. Abla. Hı. O adama gitmiş olabilir mi? Yok canım, hayatta gitmez. Kapandı o iş. Bana bir gün içinde onun tarafına geçmediğini söyle. Ya taraf değilsiniz ki siz. Evet. Nasıl? Beğendin mi odanı? Her şeyi düşünmüşsünüz. Sadece rahatını düşündüm. Sen daha üstünü bile değişmemişsin. Bedenleri doğru değil mi yoksa geceliklerin? Yok, hayır. Yani bakmadım daha. Doğrudur mutlaka. Burası artık senin evin. Tedirgin durma. Ben de odama çekiliyorum. Bir ihtiyacın olursa telefonumu çaldır hemen. Ben gelirim. Sakın çekinme, olur mu? Olur. Yarın bambaşka bir gün olacak. Hiçbir şey için üzülme artık. İyi geceler. Günlerde Armağan ablamın gözünü ışıldatan tek şey Ayaz. O kabul etmese de bence Ayaz'dan hoşlanıyor. Yoksa Elif ablama karşı onu bu kadar hararetle savunamazdı. Umarım Elif ablamın korktuğu gibi bir adam değildir. Bir acı denizinde kayboldu umutlarım. Ağlarım dalgalardan görünmez gözyaşlarım. Bir boşluğa asılmış. Ben senin abin falan değilim. Duydun işte. Abim abin değilim ben. Gecelerde çırpınır Ebru'li kanatlarım. Nerede masal? Zaman büyüdüm anne, kirlendi ellerim. Nerede sevinçlerim?
o bahar gülüşleri. Ben ne zaman güz oldum. Bacım, iliğin kemiğin dolmuştur. Çay ocağında çalışıyorum ben. Geceden beri bakıyorum sana. Kimi kimsen yok mu bacım? Gel buyur bir çayımızı iç. Yanlış anlama, vallahi kötü bir niyetim yok. Sağ olun, iyiyim ben böyle. Sen bilirsin. Ama bak yerim şurası. İstersen gel buyur, beklerim. Sana da hazırladım bir tane. Çıkmadan yersin. Sağ ol canım. Açmıyor mu hala? Hiç affetmeyecek beni. Et tırnaktan ayrılır mı? Nereye kadar küsecek, kaçacak? Eninde sonunda seni anlayacak. Sabret biraz. Nerede olduğunu bilsem içim daha rahat edecek. Simge bilmiyormuş. Zeycan'ın numarası yok mu sende? İnadı tuttu eşeğin. Neyse, sakinleşsin de bakalım. Sen çık artık. Bugün yarın döner nasıl olsa. Ona biraz zaman verelim. Hadi canım, iyi dersler. Hoşça kal. Haber alırsan ara hemen. Ararım. Allah Allah. Niye meşgule aldı ki şimdi bu beni? Bir tane normal adam yok ki. Sonra da Figen Hanım'dan randevu al. Spa'dan önce Yeliz Hanım'la biraz alışveriş yapalım. Neyse, sen bunları hallet. Bir şey olursa ararsın, tamam mı? Günaydın. Günaydın. Ben de günümüzü planlıyordum. Kahvaltımızı hemen edelim. Programımız çok dolu. Programımız mı var? Elbette. Bu bana geldiğin ilk gün. Özel bir kutlama şartı. Sen de şımartılmayı hak ediyorsun. Ayrıca seni akşama hazırlamalıyız da. Niye? Ne var ki akşama? Soru sormak yok. Sadece şunu bil. Bundan sonra her anı sana yakışan bir şekilde yaşayacaksın. Portakal suyu. Aa Utku, günaydın. Acelem var, görüşürüz. Ne oluyor sana ya? Yaklaşılmaz şimdi. Müdür de almış arkasına. Bugün bize vereceğiniz öğüt var mı Bilge Hanım? Duydunuz mu? Bilge'nin yeni kitabı çıkmış. Neymiş o? Ferrarisini satan Bilge. Hayır kızım, bu günlüğünü satan Bilge. Siz hayatınızda hiç kupa gördünüz mü ki oğlum? Millet, okudunuz mu sınıfımızın başarılı yazarının kitabını? Ben denedim ama gitmedi. Bunalıma girip intihar ederim diye korktum, bıraktım. Ne anlarsın oğlum sen? Annem tebrik etti seni Bilge. Kemalettin Tuğcu'yu bile geçmişsin vallahi ağlatmakta. Ver acıyı, ver acıyı. Ağlamaya meraklı millet. Satar işte. Şşş! Ama benim favorim Yeliz yalnız.
Maşallah, yok yok kız da. Yettin ama sen. Sen yazmışsın da ben söyleyince mi suç oldu? Kapa çeneni, boş beyninle yorum yapma. Git kızım, konuşma kızım, alırım olanı bak. Gel hadi, gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bıraksana beni. Ne diyorsun? Bak kızım. Bak çok kötü olacak. Olay gibi yaşamadığın için anlamıyorsun tabii. Bırak diyorum sana. Bırak. Senin canını okurum ha bak. Ya bırak. Senin canını okurum ha. Bırak beni. Bırak. Ne oluyor burada? Bilge? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Figen. Hoş geldiniz hanımefendi. Yeliz Hanım, Figen Hanım. Memnun oldum. Buyurun şöyle alayım ben sizi. Hoş geldiniz efendim. Ne ikram edelim Hulki Bey size? Ben her zamankinden alayım. Bugün işimiz uzun burada. Hay hay, memnuniyetle. Siz ne alırsınız hanımefendi? Su. Hanımefendiye bir de kola getirin lütfen. Kola seviyor. Hay hay Selin'cim. Peki. Bugün bütün ilgini Yeliz'e ver Figen. Memnuniyetle. Hanımefendi için bütün koleksiyonu hazırladık. Önce şöyle bir baksın, beğendiklerini seçip deneyelim. Dava numarasını buraya giriyorsun. Dosya numarası da buraya. Hayır, oraya değil, buraya diyorum. O diğer dosyanın numarası. Of. İki dakika gözümü ayırıyorum, çorba oluyor. Arşiv bu, önemli. Adam gibi yapamayacaksan hiç bulaşma, ben yaparım. Al yap. Ben senin abin falan değilim. Duydun işte, abim abin değilim ben. Hayır efendim. Abimsin ve kendini yakamayacaksın. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Hapishaneden kaçan İlyas Tezyan hakkında. Bekliyorum. Bak, bu benim ablam. Aa, bunu ablam mı yazmış? Evet. Ben de CD yapacağım büyüyünce. Resmim olacak böyle. Annenlere söylersin. Neden? Yurtta kalan biriyle evlenmene izin vermezler ki. Ama bunları görünce benim hırsız olmadığımı anlarlar. Yurtta kalan çocuklar hep hırsız değil. Kim diyor ki hırsız diye? Çocuklar. İzin vermeseler bile ben seninle evlenirim. Halamla bir konuşayım da daha söyleyemedim. Benim damatlığım var biliyor musun? Geçen sene teyzemin düğünü oldu, orada giymiştim. Benim gelinliğim yok ama halam diker. Bizim çocuğumuz ne zaman olacak peki? Bilmiyorum, bekliyorum. Olunca söylerim. Ah Bilgeciğim, hoş geldin. Ne oldu? Yine kavga mı ettiniz ablanlarla? Ne bu halin? Ya
Okulda hala benimle dalga geçiyorlar. Hem de artık daha beter. Terbiyesizliği azıttılar. Aa, niye? Yeliz ablam için bir sürü şey söylediler. En çok da o dokundu bana. Ablam haklı galiba. Hata ettim. Hayır canım, sen bakma onlara. Başarını çekemedikleri için yapıyorlar. Ya başarı tebrik edilmez mi Tezer? Kimsenin beni başarılı gördüğü yok. İnsanlar başkalarının başarılarını alkışlamayı, paylaşmayı bilmezler ki Bilgeciğim. Çünkü ben yapamadım ama sen yaptın demek zordur. Ya da birlikte yürünen bir yolda birinin hızla tırmandığını izlemek. O yüzden şunu unutma. Ne kadar çok basamak çıkarsan çelme takmak isteyen o kadar çok olur. Bu kadar zor olacağını bilseydim kalkışmazdım hiç. Merak etme, zamanla baş etmeyi öğreneceksin. Yalnız kalmaya alışacağım yani. Büyüdükçe hepimiz yalnızlaşıyoruz Bilgeciğim. Senin en azından okurların olacak. Paçanı asılanlara kulaklarını tıka. O aşağıdakilere değil, sen yoluna bak. Ablamlar seni çok üzdü mü? Haksız da sayılmazlar. Onlara söylemekte biraz geç kaldın. Değişen bir şey olmazdı ki. O da doğru. Aman boş ver, bunlara hazırlıklıydık zaten. Zamanla onlar da yanında olacak, görürsün. Aa, dur sana biraz iyi haber vereyim de yüzün gülsün. Büyük bir basın desteği alma gayretindeyiz. Başardık da sayılır. Reklam kampanyamız çok güçlü olacak. Çok yakında başını kaşımaya fırsat bulamayacaksın Bilgeciğim. İnsanlar bizi acıyor mu sence? Hayır canım, nereden çıkardın onu? Ben daha kitap basılmadan kaç kişiye okuttum, fikrini aldım. Aksine takdir ediyorlar. Bak, hatta bir arkadaşımın kalp hastası oğlu vardı. İçine kapanık, dünyaya küs. Futbolcu olmak istiyormuş illa. E koşamıyor tabii. Kitabın ona çok güç vermiş. Hedef değiştirmiş, bütün enerjisini bilgisayarına vermiş. Bilgeciğim, kim bilir daha kaç hayata dokunacaksın, güç vereceksin. Bir de bunları düşün. Ha şöyle be, gül biraz. Bugünlerde Armağan ablamın gözünü ışıldatan tek şey Ayaz. Kolay gelsin. Aa, Armağan. Sağ ol, hoş geldin. Yaramazlık yok ya. Hayırdır? Utku'yu arıyorum ama ulaşamıyorum. Nerede olduğunu belki biliyorsundur dedim. Ha bu ara en çok seninle takılıyor. Vallahi bugün hiç konuşmadık. Görmedim daha. Ama akşam önemli bir maçı var. Çıkar elbet ortaya. Ne maçı? Bilardo işte. İddiayı büyüttük. Malum para lazım. O da sıkışık, ben de. Ama bu akşamki maçı alırsak var ya, bomba olur, bomba. Nasıl yani? Utku paraya mı sıkışık? Bilmiyordun yani. Sen yine bilme. Unut zaten, yok öyle bir şey. Yok canım. Hadi bana iyi günler. Nerede? Hadi hadi, görüşürüz. Müşteri gelir şimdi. Ben bunu bitireyim ufaktan. Söylemezsen bütün günü burada seninle geçirir. Akşama da birlikte gideriz. Ama Armi, ben hiç karışmasam. Ben şöyle ufaktan ufaktan. Ya. Hisar'daki bilardo salonunda. Akşam 7 gibi orada olur. Sağ ol. Hadi bitir şimdi işini. Ve Ceyhun. Hadi be Yeliz. Aç artık.
Çok güzel oldun. Zaten güzeldin ama bambaşka bir havan oldu. Aynaya bakınca kendime bile yabancı geliyorum daha. Her seferinde bir şaşırıyorum. Bu kim oluyorum? Eğlenebildin mi? Kendimi Pretty Woman gibi hissettim. Bir an her şeyden uzaklaşıp rahatladım. Çok sevindim. Birazdan kalkalım. Akşam için biraz dinlenirsin. Yorgunluktan sızmanı istemem. Yine buradasın. Yapıştı mı bu sandalyeye? Çalışıyorum da. Senin pilin bitmiyor ama vakit bitiyor küçük hanım. Hadi artık odana. Biraz daha ne olur. Hadi başlama yine. 10 dakika önce de aynı şeyleri söyledin. Hadi bu kadar. Yüz verince aslarını isteme. Peki, teşekkür ederim. Böyle şeyler yapmak yasak, kızarlar. Pratik yapmak zorundayım. En iyisi olunca annemlere göstereceğim yaptıklarımı. Çok çalışmam lazım, çok. Zero. Ne oldu sana bu akşam? Sana bir haller olmuş. Skora bak oğlum. Arada 25 sayı fark var. Konsantre olamıyorum bir türlü. Ben bir hava alayım. Bir dolanıp geleyim, izlemeye kalbim dayanmayacak abi. Kaybedersen fena batarız. Varımız yoğumuz bu oyunda bak. Aklını başına al. Hay bin kunduz. Hadi be Armi, neredesin? Heh, yetiş be ablacığım. Gözünü seveyim, gir şu aptal aşık pilotu yere çakılmadan kurtar. Ne oluyor ya, ne kurtaracağım? Vallahi ne derdiniz var bilmiyorum ama Utku uçmuş durumda. Bağlantı kuramıyoruz kendisiyle. Ayıptır söylemesi donumuza kadar içeri yatırmış durumdayız. Ve hepsi bize el sallamaya başladı. Bir moral ver, bir şey yap. Neyse kavganız sonra devam edin, ne olur. Buradan dönemezse gömüldük. Şurada. Ortak.
Vallahi ben mevzuyu Armağan'ın bilmediğini bilmiyordum. Bugün bizim oraya gelince öyle laf lafı açtı hesabı. Sonra durduramadım kendisini. Sen ne arıyorsun burada? Dışarıda konuşsak. Beyler, 5 dakika mola. Acil mevzu. Oo, maçın ortasında maç yapıyorum. Anlamadım ki. Nasıl iş bu ya? Yarabbim, sen önümüzü aç. Bu gencin bileğine kuvvet ver. Ne oluyor sana Utku? En ihtiyacım olan anda sıra kadem bastın. Derdin ne senin? Hiç. Ne olacak? Ben seni anlayamayabilirim. Ne de olsa Ağar abi değilim. Sen istersen Ayaz'ı ara. O daha halden anlayan bir arkadaş. Ayaz nereden çıktı şimdi? Bugünlerde ablamın gözünü aydınlatan tek şey Ayaz. Ablam Ayaz'a çok güveniyor. Daha devam edeyim mi? Böyle çok cümle var. Ha bu yani senin derdin. Takacak başka şey mi bulamadın Utku? Ben Ayaz'ı aylar var görmüyorum bile. Bu onu unuttuğun anlamına gelmez. Ayrıca ben bir daha hiç sana eskisi gibi yakın olamadım. Neden? Hep bir mesafe koydun. Bunun suçunu Ayaz'da değil kendinde ara. Başkasıyla yatarak güvenimi alt üst eden sendin. 1000 yıl önceki mevzu. 1000 kez de özür diledim. Hala tabağıma mı koyuyorsun? Sen yapmadığın bir şeyi tabağıma koyuyorsun ya. Ayaz'dan etkilenmedin mi? Cevap ver. Ayaz'dan etkilenmedin mi? Ya tamam ya yeter. Niye laf anlatacağım diye yoruyorum ki kendimi? Kardeşim ortada yok. Ailem darma duman. Sen kalkmış Ayaz diyorsun. Benim de tek derdim oydu çünkü. Çok isteseydim evlenme teklifini kabul ederdim. Çoktan kapanmış sayfalar. Sanki Ayaz'dan yeni haberdar oluyormuşsun gibi. Ne halin varsa gör. Saçmalığa bak. Sen hemen dön arkanı git zaten. Başka bir bildiğin yok. Ama bu defa peşinden koşmayacağım artık. Boşuna bekleme. Vakit kaybetmeden de ara Ayaz'ı. Gelsin yapacağım biliyorum. Başver ya. Hadi devam beyler. Tebrikler. Her şey yolunda giderse yarın bu saatlerde kefeni yırtmış olacağım. Yolunda gitmezse? Gamlı baykuşluk etme lan. İyiysen bildiğin duayı oku. Tamam. Çıkar hesabımı. Gitmeden ödeşelim. Saçma saçma konuşup insanın asabını bozma İlyas. Dalmayayım gider ayak. Eylül'ü öterek sen saçmaladın. Boş boğazlık etme dedik sana. Ona da hıyarlık ettin. Ne halt etmeye kızın dünyasını yıktın sanki. Onu doldurup doldurup üstüme salmadan düşünecektin. Arkamdan yas tutmaz işte. Fena mı? Ben yokken göz kulak ol ona. Onun parasını da bırakacağım sana. Verirsin. Alır bekle. Hah. Rıfat da geldi nihayet. Ben ona da kahve yapayım. Eylül. Beklemiyordun.
Kanımdan olmayabilirsin. Ama benim bu dünyada bildiğim tek yakınımsın. İntikam diye düşünme sakın abi. Yat yere, yat, yat yere, yat, yat, çabuk, 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 kıpırdama, çabuk, kıpırdama, yat, 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 evet, bak kelepçeleri. Özür dilerim, yapmak zorundaydım. Şimdi seni koruma sırası bende. Kan bağı umurumda değil. Sen benim abimsin. Anneni bulmuştum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Aperatif almak ister misiniz efendim? Ben Fresco Parti Chianti isterim. Yeliz, sana da tavsiye ederim. Ben bir su alabilir miyim? Hanımefendiye de aynından. Hay hay. Siparişinizi hemen vermek istersiniz. Bekleyeyim mi? Yok, verelim. Gottevo. Şimdilik bu kadar. Peki efendim. Buranın yemeklerini çok beğenirim. Aslında bu defa her şeyi usulünce yapmak istiyorum. Bunun için de yemeğin sonunu beklemem lazım. Ama daha fazla sabredemeyeceğim. Yakın zamana kadar her günüm kopyalanmış gibi birbirinin aynıydı. Baktığım, dokunduğum hiçbir şeyden heyecan duymadan, kanıksamış ve bıkmış bir adam. Sonra sen geldin. Şaşkın, meraklı, hevesli, mahcup gözlerinle bakıyordun bana. Her şeyi yeni keşfeder gibiydin. Sayende ben de her şeyi sil baştan keşfediyorum. Bu hissi çok sevdim. Sen hep yanımda ol istiyorum. Benimle evlenir misin? Abla hoş geldin. Nerede kaldın merak ettim. Bir şey mi oldu? Maşallah her detayı da yazmışsın Bilge. Yeliz'in dediği kadar var. Çıplak dolaşıyor gibiyiz artık. Ablanı destekliyordun. Yeliz aramadı mı hala? Çok oldu ama artık o ha. Torçini mantarı. Çok güzelmiş. Dediğim gibi, sen ne zaman istersen konuşurum ailenle. İyi şeyler duymayacaksın. Dert alıyorsun başına. Sorun değil. Problem dediğin çözülmek içindir. Ben bu konuda hiç fena sayılmam. Başlıyoruz. Efendim abla. Sabahtan beri arıyorum. Niye açmıyorsun? Meşguldüm. Neyle meşguldün hanımefendi? Ne vardı abla? Yeliz beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Gıcık gıcık konuşmayı kes de eve gel hemen.
Neredesin sen? Zeycan'da mı? Yo, değilim. Neredesin? Hulki'deyim. Biz evleniyoruz abla.